Hayatımızda öyle bazı şeyler vardır ki okulumuz kadar, işimiz kadar, ailemiz kadar, kendi özel hayatımız kadar içimize nüfuz ederler. Onları düşünürüz. Onların bir parçası olmak isteriz. Onların bizim hayatımızın bir parçası olmalarını isteriz. Bunu arzularız. Bütün gönlümüzden bunu dileriz ve bu güzel şeylerle daha bütünleşik olmak isteriz. Five Nights at de hem sizler için hem de çoğu açıdan benim için böyle bir şeydi. Öyle veya böyle sürekli düşündüğümüz, ettiğimiz, e, o kendi dünyasının bir parçası olduğumuz, hayatımızın belirli bir vaktini ve kendimizin belirli bir kısmını ona adadığımız güzel bir şey Five Nights at Free's. Ve bu hafta Fahim Nezet Fredis filmine erkenden kalkıp gittim. Nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Ve bugün de sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Merhaba dostlarım ben Serdar ve Fahim Nezet Fredis filminin incelemesine, çok inceleme demeyeceğim çünkü o film eleştirmen değilim. Ama en azından nasıl olduğunu, beklentilerimizin ne açıdan karşılandığını, ne açıdan karşılanmadığını konuştuğumuz bir videoya <laughs> hoş geldiniz. Şöyle elimde bir takım notlar var. Film sırasında ve de filmden sonra not aldığım şeyler böyle aklıma geldikçe not aldım. Ne konuştuğumu, ne ettiğimi daha iyi şey yapabilmek açısından böyle bir not defteri herkese tavsiye ederim. Filmi şöyle size tek bir cümlede anlatacağım. Eğer Five Nights at Freddy's dünyasının, oyunlarının, serisinin, markasının bir hayranıysanız ve bunu uzun bir süredir ekranda da beyaz perdede de nasıl olacağını Merak ettiyseniz bunu görmek istediyseniz bu film sizin için çok uygun bir film. Bu filmi çok seveceksiniz. Bu filmden çok eğleneceksiniz. Bu filmden ben de çok eğlendim. Tabii kendi e, mütevazı eleştirilerim de var ama oraya daha geleceğiz. Ben bu filmden yine eğlendim ve hayranların olabildiğince çok eğleneceğini düşünüyorum. Çünkü film e, bizim normal tanıdığımız oyun serisine, hikayesine, dünyasına hissiyatına, tonlarına olabildiğince bağlı kalıyorlar ve bu güzel bir şey çünkü filmi izlerken yabancı bir şey gelmiyor zaten e, çoğunlukla birinci oyunun üzerine kurulu ama genel olarak kafalarına göre uyarladıkları yerler var mesela farklı farklı oyunlardan e, çektikleri ayrıntılar var karakterlerde dahil buna animatroniklerde de dahil minik easter eggler de dahil Lore'da böyle minik minik değiştirmişler ama bu minik değişiklikler temel şeyler değil aslında. Değiştirebileceklerini düşündükleri şeyleri değiştirmişler ve bunları kullanmak istemişler. Bunları e, film içine daha baskın bir şekilde kullanmak istemişler ki yani kendilerince özgür kalabilsinler, serbest kalabilsinler, yaratıcılıklarını kullanabilsinler. Ama aynı zamanda oyunda da oyundaki tutarlılığı yakalayabilsinler. Bu arada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Film, oyunların çoğundan, FNAF oyunlarının çoğundan daha iyi olmuş. Yani filmden daha çok keyif aldım oyunların çoğundan. Birincisi ve dördüncüsü hariç, belki Security Breach ama zaten 1 ve 4'ü çok sevdiğimi siz de biliyorsunuz. Security Breach'teki değişikliklerin de, oradaki evrimin gelişiminin de ne kadar gerekli olduğunu düşündüğümü yine biliyorsunuz. Film çok iyi bir şekilde başlıyor, lore çok ilerliyor. ya Ben ilk, ilk yarısını çok daha sevdiğimi söyleyeyim, biraz daha karakterler üzerine gidiyor snaf dünyasına o kadar girmiyor ama bence gayet okey bir film olduğunu kanıtlıyor bir hikaye anlattığını kanıtlıyor. Karakterlerin çoğu oyunlarla aynı arka planı taşıyor ve karakterlerin karakter olduğunu, bunların birer kişi olduğunu, bunların hayatları olduğunu, bunların duyguları olduğunu, aşmaya çalıştıkları şeyler olduğunu, hepsinin bir şeyler istediğini, hepsinin hayatını belli bir noktaya götürmek istediğini görebiliyorsunuz. Rahat rahat görebiliyorsunuz. Hepsi doğal geliyor. Bir iki yerde tabii ki doğası gereği öyle olan karakterler var. Ki bunu görünce anlayacaksınız. Ama... Genel itibariyle Filmde gördüğünüz kişilerin hepsi doğal ve samimi hissettiriyor. Zaten bizim oynadığımız ana karakterin ismi bu spoiler değil zaten bu hemen şey oluyor. Mike Schmidt. İlk oyunda oynadığımız güvenlik görevlisi. Ve onu mor adamla veya William Afton'la bir tutmamışlar. Onu net bir şekilde sö söylemek istiyorum. E, o konuda öyle bir şey yapmamışlar. Orada herhangi bir teori ona buna falan girmemişler. E, kendilerince... Uyguladıkları teoriler var. Bu çok ilginç. Yani film kafasına göre bazı teorileri alıyor. Bunları doğru kabul ediyor ve öyle devam ediyor. Herhangi bir doğrulama beklemeden veya e, somut bir bilgi bulmadan şey yapmadan. Bu güzel bir şeydi benim için. Hoşuma gitti. Keyif keyifli sağladı yani. Film böyle e, bazı oyun uyarlamaları kötü olur ya. Çok bağlı kalmak ister oyuna ama aslında anlatmak istediği şeyi kaçırmıştır. Bir i̇zleyiciye vermek istediği keyfi kaçırmıştır. Bakın bakın oyundan nasıl da uyarlıyoruz gibi çok göstermek istemiştir. Bu öyle değil. Yine bu hastalığın semptomları var. Ama öyle değil. Çok spoiler vermek istemiyorum çünkü. Sizin izlemenizi istiyorum. Tabi oyunun hikayesini artık çok daha iyi biliyorsunuz. Çok daha detaylı biliyorsunuz. Filmin hikayesi ne kadar farklı olabilir bir kısmı var. Ama yine de bu deneyime böyle temiz bir kafayla izlemek. Beklentisiz bir şekilde temiz bir kafayla taze taze izlemek iyi olabilir. Zaten yıllardır bunu bekliyorsunuz artık. Ben de yıllardır bunu bekliyorum. Spoiler vermemem en iyisi herkes için. İkinci filmin yapılacağına katiyen <laughs> inanıyorum yapılacak. İkinci film yapılacak çünkü bir bu film çok para kaldırdı. Çok başarılı oldu. Ve sanırım beklenenden de daha başarılı oldu. O yüzden ikinci film kesinlikle gelir ki zaten filmin sonunda bir post kredit sahnesinde ya o sahnede bir neler olacağını az çok anlıyorsunuz. Olayların nereye gideceğini anlıyorsunuz. Şöyle bir iki şeye değinmek istiyorum. Birinci oyuna çok bağlı e, kaldı dedim film. E, bunun nedeni olayların geçtiği ortamın ve de işte karşımıza çıkan figürlerin çoğunlukla birinci oyundan olması. İşte yani bildiğimiz dört animatronik var. Freddy, Chica, Bonnie ve e, Foxy. Bunlarla sınırlı kalıyoruz çoğunlukla. Bu da filmin çok 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 başında belirtiyor. Spring Trap de var için içinde. Onu da o da hikaye dahil. Biraz kafalarına göre burada uyarlamışlar. Çünkü birinci oyunda Spring Trap yok. Onu ikinci oyunda falan. Spring Trap üçüncü oyunda geliyor değil mi? Kafalarına göre uyarladıkları yerler var ama çoğunlukla ilk dört animatronik. Bizim daha çok göreceğimiz şeyler. Dehşetler. Vanessa var filmde. Birinci oyundan Vanessa ile... işte dışlı oluyoruz. Nerede nasıl da ayrılıyor söylemeyeceğim. Ama işin içinde o var. Tabii ki tabii ki tabii ki William Afton'ı da görüyoruz. Mor adam görüyor muyuz bilmiyorum. Kimin mor olduğuna dair bir şey görüyor muyuz bilmiyorum. Ama zaten böyle minik detaylar var. Minik detaylar üzerinden William Afton'ın kim olduğunu net bir şekilde aldı, anlayabiliyorsunuz. Yine çok fazla işin içine girerek deneyiminizi... Heh. E, baltalamak şey yapmak istemiyorum. Hepsinin taze olmasını istiyorum. E, sizin bunu doğrudan görmeniz daha iyi. Biraz korku filmi değil de. E, Scooby, -Doo Scooby Doo filmlerin azıcık daha ciddi azıcık daha karanlık bir versiyonu olmuş. Ama çok da ciddi ve çok da karanlık bir versiyon değil. Böyle filmde ölümler görüyorsunuz şeyler görüyorsunuz. Vahşice ölümler görüyorsunuz ama onun vahşetini göremiyorsunuz gibi. Sanki film böyle çok daha vahşi olabilecekken. Çünkü oyunlar vahşi. Oyunda böyle sarkan gözler falan görüyoruz. Filmde çok daha vahşi bir şekilde düşünülmüşken sonradan böyle kesilmiş gibi zaten şey diyorlar. Herkes izleyebilsin diye e, şey yaptık. Bu sahneleri kestik veya bu sahneleri yer vermedik diye. Çok daha sonra verecekler mi bilmiyorum. Çünkü sanırım vermeyecekleri yönünde bir şeyler duymuştum internette. E, yani o sahneleri geri şey yapmayacaklar böyle. Daha extended cut gibi falan gibi bir şey gelmeyecek diye bir şey duymuştum. Keşke gelse, gelse bir daha izler bir daha şey yaparız ama gelmeyecek gibi görünüyor. Senaryo iyi başlıyor ama sonra iyi ilerlemiyor ve gülünç olmaya başlıyor. Ben salonda filmi izlerken böyle karanlığın sessizliğinin içinde kahkaha attığımı biliyorum. Herkesin ortasında. Ben de değildim sadece böyle. Bir, birkaç kişi daha kahkaha attı. Böyle birkaç tane yerde kahkaha atıldı. Şimdi FNAF'ta o kadar kahkaha atmadım. Yani korktuğum için kahkaha attım yani bir tarafından başka şeyler attığım için kahkaha attım çünkü korkuyorum yani üç buçuk atıyorum kahkaha da attım sinirlendiğim için sinirlendiğim için de ya, sinirlerin bozulduğu için o kadar korkmaktan filmde böyle değil filmde bazı sahneler gülünç yani gülüyorsunuz komik kalıyor. Neden koyduklarını anlayabiliyorum. Yine herkes izleyebilsin diye. Ama neyse eğlendim. Eğlendim. Bu sahneler de beni eğlendirdi. Korku olan kısımlar da beni eğlendirdi. Genel olarak şey çok güzeldi zaten. Böyle yine yıllardır. Yani 2015'ten beri de falan filan içeriği çıkarıyorum. 8 yıldır bu oyunları görüp işte teorileri yapıp videoları çekip videoları izleyip onu yapıp bunu yapıp herkesle konuşup edip bunu beyaz perdede ilk kez e, görebilmek. Bu dünyayı o şekilde... Tadabilmek muazzam bir duyguydu. Tavsiye ederim. Biraz daha ucuz bir sinema salonu varsa çevrenizde bence gidin. Yoksa 100 teyiller vermeyin. <laughs> Ama yani güzel bir yer bulursanız orada gidin. Film güzeldi, güzel bir deneyimdi. Dediğim gibi maddi başarısı aldı. Kesinlikle devam gelir. İyi bir başlangıcı vardı. Çok lağırdaklı giden bir film oldu. Korku filminden çok bir Scooby Doo'nun daha ciddi, daha karanlık bir versiyonu gibi oldu. E, filmin sonunda bir puppet göndermesi var. Yani buradan Fluff 2'ye ikiye... ve Allah'ım Papat'ı çok seviyorum. Papat'ı çok seviyorum. Yani marionetsi görmek isterim. Çünkü kuklalar korkunçtur arkadaşlar. Kuklalar her zaman korkunçtur. Sahte insanımsılar, sahte insanımsı kuklalar her zaman korkunçtur ve kullanılmalıdır. Bakınız Chucky, bakınız Annabelle, bakınız binbir farklı şey korkunçtur ve oraya demek ki sonraki filmde geleceğiz. Ne zaman olur bilmiyorum sonraki film. Ama güzel para kazandırdıysa hızlı bir şekilde onu ikinci şey yapmasını, ikinci kez çekmeyi isterler. Yani i̇nşallah bu seferki gülünç olmaz da gerçekten korkunç olur ama sanmıyorum. O biraz sanki bir karardı böyle biraz böyle yapalım falan demişler. E yine de ikincisi çıksa onu da izlerim. O yüzden o da gelsin. Oyuncular güzel oturmuş. Karakterler de güzel oturmuş. Böyle çok çakan bir yer yok. Ee, çok çakan bir oyunculuk da yok. Her şey doğal akışında işleniyor. Gubidu göndermesi neden yaptığımı anlayacaksınız film izlerken. <laughs> Belki oradan şey yapanlar vardır. Yani Newton Brothers filmin müziklerini yapmışlar. Newton Brothers aynı zamanda işte Mike Flanagan'ın filmlerinin ve dizilerinin film, müziklerini yapan kişiler ve birçok korku filminin daha ve dizisinin ve yapının müzikler, müziklerini yapıyorlar. Ee, o yüzden bu ben buna çok sevinirim. Ben FNAF filminin müziklerini başlama baştan dinlerim. Ee, bakıyorum maddi başarı yakaladı. Devamı gelecek. Bir sürü easter egg var. Ee, zaten filmin açılışı intro şeyi, sekansı bayağı mini game'ler gibi olmuş. Mini game'ler gibi her şeyi falan anlatmışlar. Çok güzeldi. Çok hoştu. O güzel bir göndermeydi. Bir de bir sürü YouTuber'ı falan koymuşlar. Bir, bir sürü FNAF YouTuber'ını falan koymuşlar. İsterek olarak bir tek ben yokum orada. <laughs> koymalardı. Koymalardı. Bana da gelmelerdi ama gelmemişler. Olsun, olsun. Olsun yine de izledim. Sahneden, şey, salondan çıkmadım yine de izledim. Belki bir olurum bilmiyorum. Karakterler iyi. Ee, dediğim gibi ilk oyundaki karakterimizi kullanıyoruz. Mike Schmidt'i oynuyoruz. Kronolojik olarak bilmiyorum ne nerede falan yani oyunların kronolojik sırasını biliyorum da şimdi filmde biraz kendi kafalarına göre lore'u işlemeye çalışmışlar. Bazı şeyleri değiştirmiş olabilirler. O yüzden daha ileride de olabiliriz. Daha orta noktalarda da olabiliriz. Animatronikler evet fazla ortada ve kesinlikle yeterince işlememiş. Yani biraz daha şirin tutmayı tercih etmişler almatronikleri. Oyundakiyle birebir aynı görünüyorlar ama oyundakiyle birebir aynı görünmesini beklemezsin bir filmde. Çünkü oyunda yaratacağı etki başkadır, filmde yaratacağı etki başkadır ama sanırım bunu da aynı tutmalarının sebebi herkes izleyebilsin diye. Herhangi bir işte sınır olmasın. Bütün millet gelsin izleyebilsin diye düşünmüşler. Okey. Ama umarım sonraki filmlerde biraz daha şey yaparlar animatronikleri. Ya azıcık daha ürkütücü olabilirdi animatronikler. Mesela bazı hareket... <laughs> Neyse görünce güleceksiniz zaten. Siz, siz de anlayacaksınız. Scooby-Doo'ya bağladığı yerler var. Mesela animatronikler hiç göz kırpmayabilirmiş. Göz kırpmadan devam edebilirmiş bütün film. Göz kırpıyorlar animatronikler. Ama bunu korkunç olarak da kullanmışlar bazı yerlerde. Göz, ne gerek var göz kapağı, kapağı yapmaya animatroniğe? Ee, aynen fazla şiddetli yerlerde kesmişler ki herkes izlesin ve... E, animatronikler ilk oyundakiler artı spring Trap Benim bütün notlarım bu kadardı. Şöyle kısa bir video yapmak istedim. Normalde hiç yapamayacaktım. Aslında bugün başka bir video gelecekti. Ee, ama o da muhtemelen ya pazartesi gelir ya da gelecek hafta gelir. Onun için de beklemede kalın. Ee, evet. Benim FNAF filmi hakkındaki düşüncelerim ve notlarım bunlardı. Daha iyi olan yerler olabilirmiş. Ben daha korkunç, daha ciddi ve ürkütücü olmasını tercih ederdim. Ama herkesin izlemesini istiyorlar. O yüzden bir şey diyemem. Belki ileride bir gün başka birisi gelir ve daha ürkütücü bir versiyonunu yapar. Çünkü FNAF'ın hak ettiği bu. Yani FNAF korkunç bir oyun. Korkutucu bir oyun ve gerçekten çok e, soğuk, çok ürkütücü, çok of, böyle kötü ama etkileyici bir kötülük. Şey bir kötülük böyle. Çok kötü ama iyi kurgulanmış bir kötülük. O çok kötü bir lore, arka plan hikayesi var. Bunu hak eden bir seviyede olması gerekiyor korku şeyinin seviyesinin de. Ama herkes izlemek istediği için yapacak bir şey yok. ...ileride böyle bir şey olmasını istiyorum. Umarım onu, onun hakkını veren bir e, filmin de şeyini de çıkarırlar. Evet çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz neler düşünüyorsunuz film hakkında? Sizin düşünceleriniz neler? Sizin eleştirileriniz neler? Neler beklediniz? Neler gördünüz? E, nelerin eksik olduğu nelerin fazla olduğu nelerin iyi ve yerinde olduğunu düşünüyorsunuz Sonraki filmlerden beklentileriniz neler e, neyi yapsalarmış daha farklı olabilirmiş bilmiyorum Düşüncelerinizi merak ediyorum Her hafta video bir video geliyor en az belki iki de gelir bilmiyorum duruma göre e, Belki her hafta yine yayın gelir veya gelmez onu da bilmiyorum Five Nights at Freddy's Ruin DLC hala duruyor onu hala oynayacağım Aklımda daha e, fırsat bulamadım Evet sizleri çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Evet güzel sesimi alıyormuş. Bunu şu an kontrol etmem çok garip ve yersiz oldu ama en azından içim rahatladı. Bay <laughs> bay.